16 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Ek ödeme zammı geliyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek ödemeye ilişkin detaylar belli oldu. Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında açıklanacak maaş artışları ve ek ödemelerle ilgili heyecanını koruyor. Bu dönemde emekliler, maaşlarına yapılacak artışların yanı sıra ek ödemelerin de etkisini görecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışına göre maaşlarında güncellemeler alıyorlar. Bu yılın ilk 5 aylık enflasyonu %22.72 olarak gerçekleşirken, Temmuz itibariyle beklenti %25.83 ve yükseliyor. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz enflasyon artışı %25.8 olarak hesaplanıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla maaşlarına zam alacaklar. Haziran ayı sonu itibariyle memur maaşlarına %10'luk bir artış öngörülüyor, enflasyon farkı da eklenerek yaklaşık %21 artış bekleniyor. Refah payının uygulanmaması durumunda ise bu oranlar geçerli olacak. Ancak refah payı veya zam eşitlemesi gündeme gelirse, emekli maaşlarındaki artışın %35-40 bandına kadar çıkabileceği belirtiliyor. Emeklilerin maaşları, net maaş ve ek ödeme olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kök maaşın altında kalanlar içinse, ek olarak seyyanen destek ödemesi de yapılmakta. Örneğin, 15 bin Türk lirası net maaşı olan bir emekliye %4 ek ödeme ile 600 Türk lirası daha ödenecek. Bu şekilde bankaya yatırılan para 15.600 TL'den 15.600 TL'ye çıkacak. Temmuz ayında beklenen enflasyon artışı %25 olduğunda ise bu emeklinin net maaşı 18.750 TL'ye yükselecek. Yeni ek ödeme miktarı da bu artış üzerinden hesaplanacak ve önceki 600 TL'lik ek ödeme 18.750 TL'nin %4'ü olan 750 TL'ye yükselecek. Böylece emeklinin hesabına daha önceki 15.600 Türk lirası yerine 19.500 Türk lirası yatırılmış olacak.